Evet, herkese iyi akşamlar. <laughs> Umarım herkes iyidir. Yavaş yavaş başlayacağım. Ee, soruları en sonda, en sona doğru e, cevaplayacağım. Ee, önce biraz e, konuşacağım, detay anlatacağım. Sonra sorulara anlat, cevaplayacağım. Programın özeti şu şekilde olacak. Ee, öncelikle sabah, yani başlangıçta e, Türkiye'deki borsanın durumunu borsadaki bu durumdaki belli başlı riskleri e, artısıyla eksileriyle mümkün olduğu kadar mevzuat mevzuata uygun şekilde, SPK kurallarına uygun şekilde başımıza iş açmayacak şekilde anlatacağım. Daha sonra da son 15 dakikada ise e, Robert Kiyosaki'nin e, Cash Flow diye bir oyunu var. E, onu yapan şirketteki iki arkadaşımla canlı yayın yapacağım. E, o o şeye katıldım ben e, Cashflow'a. Epey de verim aldım, epey de sevdim. O oyunun artlarını, eksilerini size ne gibi faydalar sağlıyor, e, neler öğretiyor e, onları konuşacağız. Dolayısıyla <laughs> ilk önce şimdi başlıyorum. E, 1200-1300 kişi oldu çünkü şu anda. Evet arkadaşlar şimdi borsa ile ilgili şöyle bir durum var. Herkes şimdi çok fazla borsayı sormaya başladı. Yaklaşık 1,5-2 yıl önce kimse borsanın yani kimse derken çoğunluk borsanın adını almıyordu. Şimdi herkes sormaya başladı o zamanlar hatırlarsanız ben şeyde hem instagramımda hem de twitterımda hem de linkedin'de özellikle Türkiye borsası çok ucuz o zaman endeks 900 gibiydi yani o zaman 90 bin gibiydi daha sıfır atılmamıştı, şu an sıfır atıldı endeksten hem bireysel emeklilik fonları için hem kendim için de alıyorum demiştim. Ve o tarihten itibaren işte Türk Havayolları, pandemide Türk Havayolları, Tav falan da almıştık. Ee, çok fazla arttı. Şimdi çok fazla artınca bizim için en zor zaman devreye giriyor. Niye? Şimdi ucuzken bana sorduklarında ben alıyorum buradan tut diyebilirim. Ucuz fiyatlar korkacak bir şey yok da diyebilirim. Ama e, bir şey aşırı şekilde arttıktan sonra e, bazı hisseler inanılmaz arttı. E, bazı hisseler orta düzeyde arttı ama hepsi arttı sonuçta. E, insanlar alalım mı dediğinde alın demek çok zor almayın demek de çok zor. Çünkü endeks öyle bir yerde ki arkadaşlar endeksin tarihi zirvesi <laughs> 530 dolar civarında. Yani bugünkü endeks parayla dolar kuruyla 9500 gibi. Tarihi dibi de 120 dolardı. O benim al dediğim yerlerde o da bugünkü kurla da o yaklaşık işte 2300. Dolayısıyla 2300 dibi 9500 de tepesi. Dolayısıyla endeks şu an ortada. Yani daha bir bu kadar daha orta ve uzun vadede <laughs> gitme durumu var. Neye göre? O, ta o hangi tarihte görmüştük? 2016'larda görmüştük böyle işte Ali Babacan e, falan döneminde yurt dışından acayip sıcak para giriyor. Türkiye'nin reytingi dünyada yatırım yapılabilir ülkeler seviyesine gelmişti. Yabancı yatırımcı çok geliyordu e, vesaire vesaire o zaman çok daha farklı bir politikalar izleniyordu. E, ve o zaman Türkiye'ye para yağıyordu. Bu iyi bir şey kötü bir şey anlamına söylemiyorum. Borsalar çünkü sizin gibi bakmaz. Borsalar tamamen e, para odaklı bakar. Duyguları yoktur, vicdanı yoktur. E, ahlakı yoktur. E, para e, faiz ve piyasanın durumuna göre girer bir şekilde. O zamanlar acayip şekilde dünyada da para bolluğu vardı. Girdi biz tarih zirvemizi gördük. Sonra <laughs> politika değişiklikleriyle inanılmaz düştük. Şimdi tekrardan yarıya kadar geldik. Şimdi bir bu kadar daha gidebilir miyiz? Adam, aslında gidebiliriz. Hele bir de hep söylüyorum e, seçim sonrasında e, daha böyle e, daha önceki politikalar gibi ben ona Amerikan canlısı politikalar, Amerikan frenli politikalara dönersek Amerikancı politikalara dönersek e, veyahut da işte iktidar değişir başka biri yine Amerikancı politikalara dönerse yani Amerikan istediği biri gelirse veya Amerikan politikaları döndüğünüzde o küresel sistem size parayı enjekte ediyor. 2002 ile 2012 arasında bize ona enjekte ettikleri gibi o yüzden de tarih izleri görürüz ama. Ee, o olmadan, e, o şekilde tekrardan böyle büyük bir dönüş olmadan o zirveleri görmek o kadar kolay olmayabilir. Ama mutlaka her zaman biz dolar bazı zirvelerimizi görüyoruz. O yüzden dolar bazı bir şey çok düştüğünde ben hiç sana korkmam. E, buradan alıyorum derim. Mutlaka o tarih gelir. Dolayısıyla Türkiye borsasının e, orta vadede seçimden sonra, seçim beklentisi veya seçimden sonraki değişen süreçlerle beraber tekrar o noktalara gelme ihtimali var mı? Var. Buraya kadar bir bunu koyalım. Ama bunun dışında yarıya kadar da çıktığı için bazı kağıtlarda inanılmaz şekilde çıktığı için hatta bazı kağıtlarda çıkma ötesinde ciddi bir bunu bütün bilenlerin yazıyor. E, bilenler yazıyor, tecrübeli olanlar yazıyor, geçmişte bunu görenler yazıyor. Spekülasyon vari, manipülasyon vari belli işlerin döndüğünün e, hissi veya kokusunu aldığımız için diyoruz ki arkadaşlar dikkat edin. Şimdi neye dikkat edin? Dikkat etmek şöyle bir şey. Ben yıllar önce e, yıllar önce e, yaklaşık 13-14 yaşlarında ya da 15 yaşlarında... Bir borsa şirketinde bir, bir o zamanın büyük bir spekülatörünün yanında şey işte getir götür falan filan yapıyordum böyle adama dayım yanına vermişti bir şeyler öğreneyim diye adamın ismi T ile başlıyordu T T idi ismi şimdi ismini söylemek istemiyorum zaten vefat etti iyi de bir insandı ama bu manipülasyon işlerini yapıyordu o devirde o devirde A menkul değerlerde bir menkul değerlerde benim de çalıştığım yer yani çalıştığım derken işte orada gidip geldiğim yer onun yaptıklarını gözlemliyordum böyle ne yapıyor ne ediyor diye bir gün bir hisseyi D ile başlayan bir hisseyi bunu geçenlerde paylaştım D ile başlayan bir hissenin nasıl spekülasyon yapıldığına şahit oldum küçük yaşta şimdi bunu anlatacağım size bunu anlattıktan sonra zaten siz Türkiye'de olan sistemi anlayacaksınız ve bazı şirketlerde bunun nasıl olduğunu anlayacaksınız bu şirket ee, çok aşırı güçlü bir şirket değildi ee, ve aşırı bir altyapısı yoktu aşırı bir e, sermayesi yoktu aşırı piyasada hissesi de yoktu bu tip şirketler zaten genelde seçiliyor bunlar en çok böyle e, hani kumar kağıdı tırnak içinde denen kağıtlar oluyor bunlar çok hızlı götürülebiliyor çünkü yaklaşık 5-6 kişi toplandığınızda herkes işte elindeki parayı verdiğinde bu tip zenginlerin e, o tip hisselere hakim olup çok rahat götürülebiliyor. E, o zaman kağıt 3-4 liralardaydı. Bu amcamız kağıdı başladı götürmeye. Topladı ilk önce. İlk önce bir yıl boyunca topluyorlar bunlar. Küçük küçük küçük. Piyasada 100 lot hisse varsa arkadaşlar. Tamam mı? Bu 100 lot hisseler e, yaklaşık e, 97'ye düşüyor. Yani 90, yani 100 tane. Yani şöyle anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Bir sitede, bir apartman sitesi düşünün. Oturduğunuz sitede 2000 daire varsa. Bu 2000 dairenin 1990'ını bu adamlar topluyorlar. 10 tane daire kalıyor piyasada. Tamam mı? Hisseyi de öyle düşünün. Hissede 2 tane varsa piyasada bunlar topluyorlar ise şey gibi düşün. Ev gibi de düşünebilirsiniz. Toplandı mı piyasada 10 tane kaldı. Sonra bu 10 taneye talep gelmeye başlıyor. Talep geldikçe bunlar fiyatları arttırıyorlar. Dolayısıyla piyasada mal olmayan bir ise senedi 3 liradan başlıyor 5 liraya. 5 liradan 10 liraya, 15 liraya, 20 liraya, 30 lira, 40 lira, 50 liraya, 100 liraya kadar. O zaman da bana söyledi yanılmıyorsam rakamlar. İşte biz bunu işte 200 liralarda ya da 150 liralarda durduracağız. Satacağız, malı boşaltacağız dedi. Neyse Kağıt 100 liralara geldi. Ee, hala inanılmaz bir e, talep var. Hala da artıyor. Ondan sonra sordum ya dedim T.B. neyse işte. E, ne zaman dedim boşaltacaksınız malı dedim böyle dedim. Ondan sonra dedi ki yeteri kadar daha alıcı gelmedi dedi. İstediğimiz kadar. Çünkü bunlar başta söyleyeyim gibi 2000 not varsa 1990 notu toplamış oluyorlar. Dolayısıyla 1990 notu da alacak bir alıcı olması lazım piyasada. Kağıt artıyor ama 10 notla artıyor. Ufak ufak artıyor. Piyasada olmayan mallar artıyor. Ondan sonra e, dedik yeteri kadar medya haber çıkaramadık burada ikinci ders birinci ders malı çoğunu topluyorlar İ İkinci ders. Medyada haber çıkarmayı bekliyorlar o zaman bu kadar değil, hiç yoktu internet veya sosyal medya yoktu o zaman normal medya alacılığıyla bunu yapıyorlar normal medyada haber çıkaracağız dedi daha yeteri kadar çıkmadı dedi bir baktım sonra 100 dayı geçti kağıt İşte şu kağıt işte bilmem ne şirketi uçacak kaçacak uzaya gidecek inanılmaz büyük ihaleler alıyor inanılmaz büyük fabrikalar kuracak inanılmaz atılım yapacak işte Endonezya'ya da gidecek Çin'de de fabrika kuracak güzel güzel haberler geliyor buna Direkt medya ile bunu yapmaya başladılar. Bu sefer kağıt artmaya devam ediyor. Alıcılar gelmeye başladı. Alıcılar gelmeye başladı. En sonunda ee, yaklaşık kaç oldu rakamları yine tam e, çok uzun zaman geçtiğini hatırlamıyorum ama öyle bir artıyor ki e, o dediği rakamları falan hepsini geçti. 250 liralar falan oldu. Bu sefer ben de dayanamadım aldım. Ondan sonra çünkü çok küçük param var ben de alayım dedim. E, sordum T amca dedim nereye kadar gidecek dedim 500'e kadar gider dedi. Bu arada başta tekrar şimdi hatırlamaya başladım. 100 dolarda duracak diyordu. 100 dolara durmama nedenini sorunu dedi ki yeteri kadar alıcı gelmedi Mert dedi malı boşaltamadık dedi yeteri kadar haber çıkmamış dedi daha da arttıracağız biz dedi. Bunları arttırıyorlar devamlı kağıdı. Kağıt her gün artıyor arkadaşlar. 3 liralık kağıt oldu mu işte 350 liralar. Ben de 250'den aldım bu arada. O kadar güzel haberler geliyor ki ama bütün gazetelerde medyalarda o zaman iki tane ekonomi dergisi vardı. Biri paramatikti galiba öbürünü hatırlamıyorum. İki tane ekonomi dergisi var. Ekonomi dergisinde böyle eskileri takip edenler bilir. Sırrı sırr saklamaz diye bir tane dedikodu köşesi vardı. Ondan sonra o dedikodu köşesinde acayip şekilde şeyler veriyordu böyle. Tiyolar veriyorlardı böyle. Neyse insanlar orada başladılar bu haberlere dalıp aldanıp bu hisseleri almaya. Ondan sonra ben 250'den aldım. Sonra bir baktım 360'a geldi. Acayip mutluyum. Bu arada her gün artmaya devam ediyor. Her gün akıl almaz bir şekilde artıyor kağıt. Sonra bir baktım takır 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 taban olmaya başladı. 360'tan 330 oldu. 300 oldu. Hatta o zamanlar böyle çok hızlı düşüyor. Takır 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 takır. Alıcısız düşüyor öyle ee, hemen işte gittim kapısını çaldım ne oldu dedim işte T amca dedim ya dedim bak düşüyor kağıtlar falan bir şey mi oldu ya dedi çok acayip alıcı geldi 360'lardan dedi 500 yapacağız dedik ama dedi herkese dedi onu da öyle yaydık dedi herkese de öyle yaydık ama dedi e, fırsat bu fırsat dedi bu kadar büyük alıcı varken dedi malı boşalttık çıktık dedi yani adam aslında ilk önce 100 yapacağız diyorlar ama o az yeteri kadar alıcı az geldiğinde medyada haber çıkarıp daha da arttırıyorlar fikri değiştiriyorlar birinci fikri değiştirdi Sonra 500 yapacağım dedi. 500 yapacağım dedi Mesela rağmen takti 360'a da boşalttı. Yine fikir değiştirdi ve bizim elimizde mallar kaldı. Ve biz acayip şekilde zararına satmaya çalıştık ve çok aşağıda sattık. Çünkü 360'tan da sonra tek, takır takır düştü. Şelale düşüşü denir buna böyle. Şelale gibi düşer. Stop loss yapamadım o zaman. Ve 200 liralardan 100 liralara sonra da yanılmıyorsam 70-80 liralara düştü. %80 yani 100 liralık paramız 80 liraya kaybettik 20 liraya düştük. Buradaki ana fikir neydi? Ne yaşadım o küçük yaşta gördüğüm deneyimi? Bir spekülatörler bu iş yaparken bir rakam belirleseler bile o rakamı değiştirebiliyorlar. Yani size bir tüyo geldiğinde tüyolar genelde zaten fake gelir, yalan gelir ama doğru bile gelse o tüyü veren adam bir anda fikir değiştirebilir ve bir anda acayip şekilde malı boşaltabilir. Bu olasılık var. İkincisi de Bazen siz tahmin edemezsiniz daha da yukarı gidebilir. Ee, daha çok yukarı gittiğinde siz acaba daha da mı yukarı gidecek daha da yukarı gidecek durmayacak zannedersiniz öyle bir artar ki son dönemde böyle artar dimdik artar ve siz artık bu kaçıyor gidiyor sonsuza kadar gidecek kaç, diye haberleri de görerek dayanamaz atlarsınız şimdi ee, evet kesinlikle spekülatörler bile kesinlikle bilmiyor arkadaşlar bizzat yaşadım yani buna emin olabilirsiniz çünkü spekülatörler şeye göre biliyor. Ne zaman yeteri kadar alıcı gelirse, ne zaman e, fırsat alıcı gelirse orada boşaltıyorlar. Şimdi buradan e, ana fikir ne dersi çıkarıyoruz arkadaşlar? Böyle çok dedikodusu yapılan, herkesin konuştuğu, herkesin adını konuştuğu, özellikle bir de sığ tahtalıysa, sığ kağıtlarsa çok dikkat etmeniz lazım. Şu an Türkiye piyasasında da belli başlı kağıtlarda, sığ kağıtlarda yapılıyor. Büyük kağıtlarda da var bu ama çok fazla bu risk var. Bunu defalarca sürekli Instagram ve Twitter'dan zaten uyarıyorum görüyorsunuzdur. Bu işi bilmeyenler için çok ciddi riskler oluşturmaya başladı. Bir sürü insan yeni girdi. Her gün telefonuma 40-50 kişi yaklaşık 4 tane 5 tane kağıt var onu soruyor. Alınır mı alınır mı alınır mı? Birkaç tanesi taban taban olmuş şimdi bana yazıyorlar Mert Bey acayip zarardayız ne yapalım. Dikkat edin bu tip kağıtları genelde insanlar tavandayken alır ve bir anda düştüğünde acayip para kaybeder. Tabii şimdi şöyle soranlar da oluyor. Ya işte Mert Bey böyle konuşuyorsun ama bu dediğin kağıtlar da çok zevkli kumar kağıtları acayip kazandırıyor. Yüzde yirmi yüzde iki haftada ya da bir haftada kazandırıyor. Öbür dediğiniz sağlam kağıtlar da işte koç grubu gibi kağıtlar da onlar da böyle kazandırmıyor. Doğru kumar kağıtları her zaman çok hareketli olur. Ee, çok hızlı artarlar. Çünkü spekülasyon olan kağıtlar çok hızlı artar. Bunlar parayı aynı Ponzi yani saadet zinciri gibi internete girin araştırın saadet zinciri nedir Ponzi nedir ona bir bakın. Ponzi gibi çok hızlı arttığı için çok hoşunuza gider. Yani şimdi çok batık bir kağıt. E, yarın hatiyosu gelir. Bu tiyo inanmazsınız. Veya işte ben derim ki aman çok dikkat edin çok batık kağıttır. Buna zombi kağıtlar diyoruz. Yani içi boş. Durumu kötü. Ama hala piyasada dolanmaya devam ediyor. Sonunda zaten çoğu batıyor gidiyor. Kapanıyor bunların. Duvar kağıdı oluyor. Biz duvar kağıdı deriz. Böyle eve duvar kağıdı yapıyorsunuz. Başka hiçbir şey olmuyor çünkü. E, ama e, bunlar çok hızlı şekilde böyle çok hızlı şekilde artmaya başlar, 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 başlar. Çok güzel artar, 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 artar. bir noktaya gelir. Ondan sonra siz arkadaşlarınızın tavsiyesiyle, etrafınızın tavsiyesini almaya başlarsınız. İşte bundan sonra esas riskli kısım başlıyor. Eğer bu kağıtlar bu kadar çok artmışsa, grafikleri böyle gitmişse, bir de üzerine bunlar spekülatif kağıtlarsa, yani altyapısı olmayan, sığ kağıtlarsa, bunlar bir anda verilirse bir anda mal boşaltılırsa sizin o paranız, 100 liranız bir anda %50, %60, %70 yani 100 liranız 50-60 liraya kadar, 40 liraya kadar hatta düşer. Eğer bunlar böyle zayıf kağıtlarsa orada yıllarca kalırlar, 4-5 yıl kalırlar ve sizin paranız pul olur. İşte dün bir tanesinin örneğini paylaştım. Şey zamanında bir kağıt vardı, unuttum ismini şimdi, internette paylaştım. E, pandemi sırasında bir Türk şirketi çıktı çıktı 100 liralara, sonra ama bir düştü. Şu an aynı yere gelmesi için dolar bazı ona katlaması lazım. Para pul oldu. Böyle çok hikaye vardır ve bu hikayelerin sonu %99.9 bakın. %99.9 böyle biter. Ha, spekülatif olmayan, e, altyapısı güçlü veya e, güçlü şirket olanlarda bu yapılabilir mi, oluyor mu derseniz. Normalde bu, güçlü şirketlerde bugüne kadar bu pek yapılamıyordu. Fakat yabancı takası kalmadığı için, piyasada yabancı kalmadığı için, e, bıyıklı yabancı dediğimiz bizim Türkler, e, yabancı kılına girmiş Türkler veya başkaları e, arkalarına ciddi bir güç e, para alıp bunu yapıyorlar mı? Yapıyorlar. E, bu Halkbank ve daha önce bankalarda bundan bir buçuk iki ay önce oldu. Bundan... Bir yıl önce dolarda oldu arkadaşlar. 18'e doları getirdiler. Dolar uçacak dediler. İnsanların eline yapıştırdılar. Bir yıl geçti dolar 18 liraya daha yeni geldi. Ama her şeyin fiyatı 2-3'e katladığı için siz enflasyonla paranızın yarısını kaybettiniz. Paranızın yarısını çaldı birileri. Tamam o doları 17'den 18'den alanların şu an parasının yarısı hala dolardaysa çalındı. Gitti her şey 2-3'e katladı enflasyonla. Dolar ancak aynı noktaya geldi. Sonra aynısını o bankalarda yaptılar. işte bu Halkbank ve diğer bankalarda böyle banka 7 liradan 17 lira 16 liraya gitti. Her yerde Halkbank 35 olacak. Çünkü Amerika ile anlaşma sağlanıyor falan haberleri geldi. 16-17'den insanlar aldı. Sonra takır takır düşürdüler 7-8-9-10 liralara. Ee, şu an insanlar tekrardan o zararlarını çıkarmaya çalışıyorlar. Artık ne zaman çıkacak belli değil. Dolayısıyla e, normalde bu kadar küçük ya büyük kağıtlarda bu olmuyordu ama büyük kağıtlarda da olmaya başladı. Dolayısıyla diğer kağıtların şimdi ismini vermek istemiyorum ama çok spekülasyona giriyor ve çok alanlar kızıyor bana nefret ediyor tarikat haline gelmiş insanlar böyle eleştiriyorlar beni ama ben uyarı olarak söylüyorum bu kağıtlar kötü olmayabilir bazıları kötü de değil güçlü şirketler ama bir güçlü şirket de böyle tavan 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 devamlı gidiyorsa tamam ve sürekli güzel haberler pompalanıyorsa piyasa değerine bakın piyasa değeri inanılmaz bir rakama ulaştıysa korkunç bir rakama ulaştıysa burada e, bunun malı boşaltmaları patlamaları An meselesidir. Bunu her zaman uyarıyorum. Kaç haftadır uyarıyorum. Ve sonunda gördüğünüz bazı kağıtlarda bu oldu. Şimdi Sasa ve Ektaş gibi oldu veya Kontrolmatik'te. Bunlar özellikle Sasa ve Hayktaş e, e, çok güçlü şirketler. Altyapıları çok güçlü. Finansları güçlü. Dev şirketler bunlar aslına bakarsanız. Normalde bunlarda böyle bir şey olmaması lazım. Hatta hektaş Oya bağlı. Askeriye bağlı. Ama maalesef çok ciddi böyle artışlar oldu. Şimdi çok ciddi de şey oldu. Düşüşler oldu. Dolayısıyla da bundan dolayı zaten uyarı için bunu ben uydurmuyorum. SPK'da işte açığa satış yasağı şey yapıyor koyuyor. Başka yasaklar koyuyor. Farkındaysanız devamlı uyarılar veriyor bu şirketlere. Artık yapmayın. Olmaysın bu şekilde diye. Sonuçta da neyse bunların sonucunda da takır 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 düşmeye olabiliyor. Şimdi bu tip şirketlerde bunların sonunda ne olabilir? Bu tip şirketlerin illa girmek istiyorsanız böyle ok gibi giden şirketleri, öbür kağıtlar sıkıcı geliyor Mert Bey. Biz coin gibi şirket istiyoruz. Böyle coinler gibi dogecoin gibi hızlı giden şirket istiyoruz diyorsanız bu kumardır ama illa girmek istiyorsanız tadı da güzel, eğlencesi güzel çünkü. Şimdi bir tüpraş alıp, Türk Hava Yolları alıp da böyle iki yıl bekleyip yüzde 300 kazanacağınıza öbüründe bir ayda kazanabiliyorsunuz. E paranızı insanlar da ümitsiz şu anki dünyamızda. E çok kolay para kazanmak istiyor. Daha da yeni girmiş bu işlere bilmiyorlar. Diyor ki hep böyle gidecek. Her gün gidiyor çoğu bu arada bütün ekonomistler yorumcular veya işte benim gibi yorum yapanlar tecrübeliler diyor ki aman çok tehlikeli aman çok tehlikeli ben tehlikelilikçe gidiyor kağıt 80'den tehlikeli diyorsun 90 oluyor 90'dan tehlikeli diyorsun 100 oluyor 110 oluyor artık diyor ki yatırımcı ya bunlar bir şey bilmiyor bu çok eğitimli olanlar ya da çok bu işin içindekiler yaşlılar bilmiyor ben bu kağıdı alacağım kardeşim diyor alıyor 110'dan sonra 120-130 oluyor orada alıcı yeteri kadar geldi diye demin anlattım spekülasyon olayında gibi malı boşaltıyorlar çıkıyorlar şimdi o durumlarda illa bu tip kağıtlara girecekseniz ki bence girmemelisiniz ama illa girmek istiyorsanız ee, şey yapın. Stop loss uygulayın arkadaşlar. Stop loss nedir? Bir kağıda aldınız. Gidiyor. Mesela 120'den aldınız tasayı. Gidiyor. Ben demişim ki pahalı. Aa ben Mert Bey dinlemiyorum kardeşim. Ben pahalı da olsa ok gibi gidiyor. 120'den aldınız değil mi? Orada kafanızda aynı bir kumar masasında bir Mas rakam belirlemek gibi rakam belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki 120'ye aldım ama bu kağıt daha önce hiç düşmemiş %5 bir günde. Hiç düşmemiş ya da %10. Ona grafiklerini inceliyorsunuz. Diyorsunuz hiç %8 düşmemiş. Hadi %8 diyelim. %8 düşerse sıra dışı bir şey vardır. Ben stoplayacağım çıkacağım diyorsunuz. Dolayısıyla öyle bir durumda en azından kendinizi garanti altına alıyorsunuz. Ne kaybedeceğinizi biliyorsunuz. 100, 100 liraya aldığınız kağıdı %8 altına geldiğinde 92 lira geldiğinde stopluyorsunuz. 92 liraya stopladığınızda stop loss nasıl yapılıyor bunu aracı kurumunuzdan da öğrenebilirsiniz. Şöyle yapılıyor genelde bir alış koyup geri kalanda satış koyuyorsunuz. O rakama geldiğinde tak hepsini boşaltıyorsunuz malın. Dolayısıyla masadan kağıt 100'e de düşse 200'e de düşse 50'ye de düşse siz kafanızdaki rakamla çıkmış oluyorsunuz. Ama bunu da beceremediniz diyelim ya da şey, bilmiyor, şey yapamıyorsunuz aracı kurumunuza sorun. Bunu yapmadığınızda şu oluyor. Bu tip kağıtlar böyle çok hızlı çıktığı için eğer o dönüş olur malı boşaltıp şelale düşüş dediğimiz şelale düşüş şelale gibi aşağı hızlı düşüştür. Şelale düşüşüyle yakalanırsanız bir anda %50-%60 paranızı kaybedersiniz. Dolayısıyla bu tip yerlerde ama stop loss yaptığınızda yani kağıt 130'a geldi siz 120'ye 120'ye stop loss koydunuz. 120'yi gördüğü anda sattığınız anda orayı kırdığında anda şelale oluyor. Takır 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 110 oluyor, 90 oluyor, 50 oluyor ama siz Malda kalmıyorsunuz ve paranız pul olmuyor. Dolayısıyla bu tip spekülatif kağıtları illa alacaksanız ki almamanız yine diyorum çok profesyonel değilseniz, çok iyi değilseniz, çok yıllardan beri bu işin içinde değilseniz, teknik analiz çok iyi bilmiyorsanız almayın. Ama çok iyi bir tüyo almışsınızdır, çok güveniyorsunuzdur ki da inanmıyorum. Kitapta yazdım çoğu malı boşaltmak içindir. O devirde o bizim e, işte anlattığım spekülatör bile yanında çalışan benim gibi garibanı bile e, gittim mal 500 lira olacaktı. Herkese yaymamı sağladı veya kendisi herkese yaydı. 500 lira diye beklerken adam 360'tan malı boşalttı elimize. Ama bu her zaman da böyle olur. Ama hadi bu da olmadı diyelim. Çok sağlam bir yerden T alacağınıza inanıyorsunuz. Mutlaka stoploslu gidin. Şu anda Türkiye'de bir sürü kağıtta bu çok ciddi yapılıyor. Gözlemim o. Dolayısıyla da çok hızlı gidiyor çok hızlı dönüşler olabilir. Dolayısıyla çok ciddi paralar kaybedebilirsiniz. Bunu yapmamanıza özen gösterin. Bunu yapmadan nasıl para kazanabilirsiniz yine borsada? Daha önce söylediğim gibi iki tane yöntemi var. Ya iyi güvenilir. işte koç grubu gibi vesaire, sabancı grubu gibi ya da aselsan gibi vesaire. Bunlardan bir sepet yapacaksınız ama tek de almayacaksınız. 20-30 tane alacaksınız. İşte FKS'yi fiyat kazanç oranı çok önemlidir. Fiyat kazanç oranı bir evin kira amortismanı iyi bir şeydir. Nasıl bir evin? Şimdi ben size diyorum ki 1000 lira kira getirili bir yer var mesela tamam mı? İnternetten paylaşsam desem ki Mert Baş olarak kesin alın kardeşim. 1000 lira kira getiriyor. 3.6 milyon lira. Yani 30 yılda ortaya edeceksiniz. Güler geçersiniz. Almazsınız değil mi? FK'sı 30 demektir ya da 300 demektir böyle bir şirketin. Alınmaz mantığı yok demektir. Ama başka bir ev çıkarırım ben size. 3000 lira kirası var arkadaşlar ki daha önce çıkardım. Ama 200 bin liraya yani FK'sı 10 yılda ya da 7 yılda ortaya ediyor. FK'sı 7'dir. 10'dur. O zaman alırsınız. Dolayısıyla FK demek bu gibi kira evdeki kira amortisman oranı gibi bir şeydir. Bir bir şirketin getirisiyle şu anki karıyla e, ne kadar zamanda amorti edeceğine bakılır. Bu bazen e, gelecekteki Tahminlerle de yapılır evet gelecekte çok iyi kira getirecekse ya da çok iyi bir şey getirecekse pasif gelir getirecekse temettü getirecekse ee, daha yüksek olabilir ama genel itibariyle FK'lara çok yüksek olan ee, onun üzerinde olduğunda yavaş yavaş korkmanız lazım 20-30 olduğunda el titremeniz lazım şirkette çok özel bir beklenti yoksa hele 50-100 ise korku korku olması lazım. Ancak nedir? Çok büyük bedelsiz beklentisi olacak. Çok büyük bir satış beklentisi olacak. Çok büyük bir ihale beklentisi olacak. O zaman alırsınız. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar FK'sı düşük, tamam mı? İşte Tüpraş gibi, Ford gibi, yıllardan Ege Endüstri gibi bunların e, grafiklerine de bakacaksınız. Bu tip şirketlerin Diplerde yakaladığında durduğu yerlerde bunları küçük küçük alır atarsanız köşeye uzun vadede dolar bazı çok kazanıyorsunuz. Bunlar çünkü spekülatif değiller. Düzenli ne böyle %20 %20 giderler ne %20 20 düşerler. Bunlar düzenli her yıl Enflasyonun üzerinde yıllardan beri getirmiş sağlam şirketlerdir. Bu genelde BIST 30 şirketleridir. Bunları ya e da Koç grubu şirketleridir. Bunları incelerseniz, bakarsanız bulabileceksiniz. Çok isteğine yardımcı liste de yollarım bulursam bunlardan. E burada önemli olan şey bunları alın demek de değildir. Bunları da doğru zamanda alacaksınız. Yani şimdi Tüpraş müthiş bir şirket diyelim ama kağıt böyle yine 300'den bir ayda 450'ye çıktığında bana alınır mı diye soruyorsunuz. Bence alınır ama siz alamazsınız. Niye siz alamazsınız? Çünkü siz şimdi bu işi bilmediğiniz için ben size bunu al dediğimde şirket çok güçlü. Şirketin Tüpraş'ın daha çok gidecek yolu var diyelim. Koç grubuna bağlı Türkiye'nin en büyük rafinerisi. Yani arkası sağlam, önü sağlam, emsali yok değil mi? Müthiş bir şey. Etin güçlemesi gibi şirket. Ama siz şimdi 300'den 450'ye çıktığında alırsanız bir de Mert Başaran dediği alırsanız ya da bir de dedi alırsanız bilmediğiniz için bu işi. Yani bugün o kağıt 300'den yeni çıkmış. Çünkü bir 350'ye düştüğünde siz bunalıma girer satarsınız bekleyemezsiniz 6 ay bir yıl. Çünkü borsalarda böyle hep söyleyeyim mi 5 yıl kuralı vardır. Böyle arada 1 yıl falan 2 yıl düşebilir. O düşmeye yakalandınız mı bunalıma girersiniz. E, kağıt spekülatif değil. Çok güçlü bir kağıt. Batık değil. Her şey müthiş. Zombi kağıt değil. Ama siz korkuyorsunuz. ...işte siz korktuğunuzda bu kağıdı satamazsınız. E, ondan sonra bu kağıdı konuşamadığınız için e, bu kağıdı konuşamadığınız için şey yapamadığınız için pardon bu kağıdı bekleyemediğiniz için bunalıma girer. Satarsınız malı boşaltırsınız ve çok para kaybeder. Dolayısıyla mutlaka alırken de bu tip kağıtları da yavaş 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 tepelerden desteklerine geldiğinde yavaşladığında almanızı rica ederim. Paranızı çok kaybetmeyin. Dolayısıyla lütfen çok dikkat edin. Bu borsadaki şu anki durumda e aynı coinlerde olan oluyor. Aynı Dogecoin'de olan Elon Musk'ın yaptığı nasıl Elon Musk arabamın camını bilmem ne coin yapacağım dedi. İnsanlar atladı. 80'lerden aldı şu an. 4'te 1'e ne 4'te 1? 10'da 1'e düştü. Paraları pul oldu. E nasıl diğer coinlerde oldu? Lütfen çok dikkat edin. Dikkat edin dikkat edin. Bir şey düşmüşken alın. Ucuzken alın. Kimse ilgilenmiyorken alın. İşte altın şu an uygun yerde altın gram olarak bakmayın. Ons olarak ucuz. Altın toplayın. Gümüş uygun yerlerde. Gümüş %5, %10 daha düşebilir ama altınla ikisi. Ama yine de bu aralar güç ucuz yerler alın oralardan alabilirsiniz. İlla coin almak istiyorsanız Bitcoin ve Ethereum özellikle Bitcoin çok iyi noktalarda e, yavaş yavaş buralarda e, yatırım tavsiyesi değildir ama illa alacaksanız diyorum. Bunları biliyorsanız buralarda alın. Yani 65'ten almayın arkadaşlar. Tepedeyken niye alıyorsunuz? 65'ten alan adamın aklı nerede? Niye 17.000'den almıyor 18'i? Şimdi de kimse ilgilenmiyor. Her yer coin'ler battı, coin'ler battı yazıyor. Oradayken bakmak lazım bunlara. E, ama bunlardan en sağlamı dediğim gibi e, düzgün şirket hisse senetleri dipteyken almanız lazım. Bunları da bireysel olarak ne olur alamazsınız. Demin anlattığım olayları anlattım size. Çok ciddi bir kumarhaneye döndü. Çok ciddi spekülasyon olan hisseler var. Paranızı pul edebilirler. Özellikle bilmediğiniz için hem temel analiz hem teknik analiz ...bilmediğiniz için ne olur bunlardan almayın alacağınız ne olsun alacağınız e, bankaların hepsinde var. E, finans kurumlarında da var. E, şey şirketleri, şirketlerin fonları var. Yani temettü fonu diye bir fonu var. Temettü 25 fonu var. Hep anlattım size çok güzel arttı. Temettü 25 içinde 25 tane Türkiye'nin en büyük şirketi var. Veya Koç grubu bir şirketleri fonu var. Ya da iş Bankası iştirak fonu var. Ya da BIST 30 fonu var. bunlar içinde arkadaşlar en güvenilir en güzel şirketleri adamlar içine koyuyorlar. Şirketlerin böyle batık durumu olduğunda ayıklıyorlar, dışına atıyorlar. Dolayısıyla batık riskiniz yok, batma riskiniz yok, şirketlerin yok olma riski yok ve bir anda inanılmaz zarar etme riskiniz de yok. Tek kağıt almak cinayettir. Paranızı cinayet paranızı öldürürsünüz. Niye diyeceksiniz? İstediğiniz kadar bilginiz olsun arkadaşlar. İstediğiniz kadar uzman olun. Geçen hafta mesela Pegasus müthiş bir kağıt. Pegasus'la ilgili sizin haberiniz olmayan bir bilgi geliyor. Ben de bilemem, sen de bilemezsin. Ali Sabancı veya Sabancı ailesi diyor ki ben şirketin %7'sini arkadaşlar. %7'sini satacağım diyor. Siz tam almışsınız şirket süper diye. Her şey güzel şirketin. Uçaklar havada para basıyor. Pat! Gitti. Bir anda %6 düştü. Çünkü o haberi siz bilemezsiniz evvelden. Ya da Amazon. Dünya devi bir şirket 300 dolarlardan 100 dolarlara düştü. Dolayısıyla bu tip olaylara siz her zaman veya sahibi kalp krizi geçirdi veya sahibi bir kazaya uğradı veya başka bir deprem çıktı felaket oldu başına bir şey geldi. Yani şirketlerin başına bir felaket gelebilir. Dolayısıyla tek başınıza bir şirket alırsanız o şirketin başına bir felaket geldiğinde çok para kaybedersiniz. Ama sepet halinde alırsanız bu fonlarda sepet halinde 30 tane şirketten bir tanesi çok büyük düşüş yaptığında bile Havacılık endeksi aldığınızda veya niye diğer turizm şirketlerini aldığınızda bir tek Pegasus %7 düştüğünde siz paranız %7 düşmüyor. Yüzde yarım düşüyor ve kurtarıyorsunuz. Dolayısıyla bu işi yeni bilenler lütfen ve lütfen tek hisse alırken çok dikkat etsinler. Tek hisse almak şu an çok tehlikeli. Artlarıyla, eksileriyle programın başından itibaren anlattım. Lütfen nasıl spekülasyon olur, nasıl fenomenasyon olur, nasıl malı boşaltırlar hepsini anlattım. yaşadıklarımdan lütfen tedbirli olun. Benim derdim küçük yatırımcının parası pul olmasın. Acayip küçük yatırımcı girdi. Küçük yatırımcının girdiğini görüyorum. Küçük yatırımcı girdikçe de bilmeyen insanlar bunlar. Bunlar tam buna uygun tipler. Yani tırnak içinde çok kötü bir sözdür. Amiyane tabirdir ama borsa tabiridir. Keriz silkeleme. Yani keriz silkelemeye uygun insanlar giriyor piyasaya. Çünkü işi bilmiyor. Ya ben 14 yaşında bunu yaşamasam ben de buna uyarım. Her gün artıyor. Düşünsenize her gün %10 artıyor. Bir taraftan Mert Bey biri diye biri var. Tedbirli olun diyor. Öbür borsacı tedbirli olun diyor. Ama benim kahvedeki arkadaşımın aldığı işte her gün %100 yapmış. Adam evi değiştirmiş. İşte hikayeler o kadar güzel ki evi değiştirdim. Arabayı değiştirdim. İşte Bitcoin'de de öyle. Evi değiştirdim. Arabayı değiştirdim. Bu hikayeler insanın canını yakıyor, tahrik ediyor. Bunlara girmek istiyor insanlar. Öyle sağlam olup da para kazanayım istemiyor insanlar. Dolayısıyla buna bir yerde atlatacaklar. Haberler de pompa oluyor. Her yerde böyle pompalanıyor böyle. Medyada, sosyal medyada. Arabamı değiştirdim, saatimi değiştirdim, evimi değiştirdim. Böyle bir büyük şirket, böyle büyük yatırımlar yapıyor. Uzaya gidecek, kaçacak gidecek falan filan böyle. Elon Musk gelecek, ortak olacak. Haberlerde çıkarılıyor bazen böyle. Siz de dayanamıyor, atlıyorsunuz ve bütün paranızı kaybediyorsunuz. Dolayısıyla lütfen ve lütfen böyle bir tüyo geldiğinde, böyle bir haber geldiğinde, böyle bir şirket, böyle ok gibi gibi gidiyor. Her gün gidiyor. Herkes bunu konuşuyor. Olduğunda deyin ki bunun patlaması yakındır. Belki yarın, belki yarından da yakın deyin. Ve illa alacaksanız yine stop loss uygulayarak tepeden alın. Hiç korkmadan dönerse veririm kardeşim. Bu bir kumar diye girin. Bu bir kumar. Tamam? Böyle gidiyor. Ya kağıt 30 liradan bir ayda 150 olmuş. Bu bir kumar. Yarın sabah bu düşebilir ama ben düşerse de nerede stoplayacağımı biliyorum deyip o kumara da girebilirsin. Ama bunları bilmeden Aa, bu çok iyi şirket diye alırsanız bu aşağıya bir düştüğünde böyle şelale düşüyor. Paranızın %50'si 60'ı yok olur sonra yıllarca beklerseniz. Ne olur ve ne olur bunu dikkat edin. Tamam mı?